Birisinin de başını yakmasının Çocuk zaten unsuru oluyor. Yani evlilikte çok sıkıntılı bir şey ve gerçekten bir cesaret istiyor. Şimdi insanın annesi babası çok kötü de olabilir. Yani çok kötü örnekler de var. Mesela ama Hitler'in de çocuğu babasını seviyordu. Şimdi tabii ki fıtratında canım. var Yani. sevgi. Doğal olarak da bu sevgiyi kusmadıkça, söylemedikçe ne kadar nefret edersek edelim, ne kadar kızsak da kızalım. Ama yine de bir gün söylememiz lazım ki biz kendi çocuklarımıza bu mirası bırakmayalım. Kendi sevgilimize bu mirası vermeyelim. Sıkıntılı anlarda çok kırıcı olmayalım. Yapıcı olalım ve gelişelim. Ama gerçekten bunun yolu sevgisini ifade etmekten, okumaktan, karşılıklı fedakarlıktan geçiyor. İnşallah darısı bizlere. Değil mi? İnşallah Başarılar yok. Bu bizlere. aralar yalnızız galiba. Şimdi özel hayata dalıyoruz. Aşk var mı aşk Haluk? Valla işte şimdi bu aralar gerçekten İş. işle meşgulüz. Bir de birkaç üniversiteye peş peşe gittim. Baya yoğun Hani çalışıyoruz. kız arkadaşa vaktim yok mu diyorsun. Şimdi Yani hayranlarını, hayal kırıklığını uğratacaksın. ya insan tabii ki vakit bulur ama doğru kişi olması Doğru lazım. Ve ben söylüyorsun. de böyle çok zaten magazinde hiç görünmeyen bir insanım. Çünkü öyle bir şey olsa görünürüm. Çünkü ister Bence de. istemez hani insanlar ya özel hayatıyla ya da bedeniyle kendini pazarlıyor. Benim öyle bir durumum yok. Herhalde de fazla dürüst olunca da çok beğenmiyorlar. Paparazzi de arkadaşlar geliyor bazen. Diyor işte abi şöyle sıkıntılarımız var. İşte böyle kadrolu olamadık. Sigortamızı ödemediler. Bunları konuşuyoruz daha çok onlarla. Onların da sosyal danışmanlığını yapıyorum. O da güzel. Onun için yani gerçekten öyle bir şey olsa zaten insanlar da bilirsin. Zaten saklamam da. Hayatımda birisi Gerek de yok olsa yok zaten. ne gerek ama şey de değil hani onu böyle bir alet olarak da kullanmam ya da bir basamak olarak da kullanmam ilişkimi ama isterim ki tabii kendi ayaklarının üstünde duran kendi işte bir bölümü olan işi olan ya da işte kendi fikirleri olan bir insan olsun özgür olsun o anlamda hani özgür büyümüş olsun ama tabii örf adetin dinini bilsin isterim. Haluk, şimdi oradan oraya atlıyoruz da fazla vaktini çalmak istemiyorum. Estağfurullah. Yani şimdi bazen izliyoruz şimdi dizileri, diyoruz ki aa ne kadar güzel çocuğa söyledi seni seviyorum veya ağlıyorsunuz yani bir yerde ağlamak zorundasın. Ki erkekler çok zorlanır ağlarken. Bunlar ilk önce şeyden yola çıkalım. Yani o sevgiyi yaşıyor musunuz orada? Yoksa orası sadece bir sahne, orada bitiyor mu? Etkileniyor musunuz yani oynarken? Bir oyuncu etkileniyor mu? Yani etkilenenler var. Etkilenmeyip de yine de inanılmaz etkilenmiş gibi bir hava estirenler de var. Yani o böyle genel olarak böyledir diyemeyiz. Özellikle şimdi ben Amerikan ekolündeyim. Şimdi oyuncu eğitimi olarak Amerika'da okudum. Yönetmenlik ve senaryo okudum. Sonra oyunculuk okudum. Şimdi oradaki durum daha farklı. Oradaki eğitim, televizyon veya sinema eğitimi özellikle daha teknik bazlı. Yani şunu öğretiyorlar bize. Biz şimdi karşılıklı bakışırken, şimdi kameraman arkadaş işte sonra işte montajda bir şeyler yapacak. Araya mesela bir çorba montajlıyor. Ama aynı bakış devam ediyor sonra çorba. Sonra diyoruz ki bunlar herhalde aylardır bir şey yemedi. Birbirlerine böyle bakıyor kim birinci çorbayı içecek falan diye. Ama aynı bakışı kullanarak araya bir silah montajlıyoruz. İnsanlarda şöyle bir duygu oluşuyor. Ya bunlar birbirini aldattı mı ne oldu yar etmeyecek birbirlerine öbür tarafı vuracaklar herhalde bilmiyorum. Ama bir gül koyarsak da ya bunlar birbirini seviyor herhalde işte aşklarını ifade ediyorlar bakarak. Yani o teknik detay duyguyu yönlendirebiliyor seyircide. Altına da müzik döşediğimiz vakit, ışıklar da belirli bir tarzda olduğu vakit ona hizmet ediyor. Ama şöyle şeyler de var tabii. Hani çok seversiniz karşınızdaki partnerini. Evlenenler de oluyor biliyorsunuz. Ya da Tabii çocuk ki. yapanlar da oluyor. Setlerde bazen bunlar da olabiliyor. Her Amerika'da şey mümkün özellikle. yani. İşte görüyoruz çok ünlü örnekler var. Onlar mesela çok çok aşk dolu bakabilir. Ama bu teknik detayı destek olarak kullanmadığımız vakit onların sevgi dolu bakışı bize komedi gibi gelebilir. Ya bunlar birbirini sevmiyor dedirttirebilir. Evet. Onun için orada bu tekniği düşünmeden şimdi biz hani mesela işte sevgi dolu bakıştık ama kamera bunu görmüyorsa hiçbir şeye yaramaz. Yanlış da algılayabilir. Şimdi genel olarak da bazı Amerikalı oyuncular ya da Avrupalı oyuncular bunu böyle şansa bırakmıyor. Hem tekniği kullanıyorlar hem karşı tarafın en önemli unsur televizyonda göz. Ya da sinemada gözün arkası ve gözün samimiyeti ve dolu olması yani duygu Bunu olarak. verebilmesi. Şimdi orada hiç böyle riske girmiyor. Mesela Mel Gibson'ın öpüşme sahnelerinde bu herkesin bildiği bir şey soğan sarımsak yer.
Karşı taraftaki kadın da ayılır bayılır işte zorlanır ama dersin ki bu hasretinden parçalıyor kendini. Ama böyle kokudan geberecek. Kamera arkası. Tabii. Başkaları Robert De Niro bir kere mesela şey anlatmıştı. O mesela hesap numarasını hatırlamaya çalışmış o an. Böyle bakıyor kadın gözlerine bir şeyler arıyormuş gibi böyle kadının içini yakacak. Çünkü çok zor yani. Ayıp tabii ama aslında hesap numarasını hatırlamaya çalışıyor falan yani. Bunlar da olabiliyor. Ama gerçekten de sevenler olabiliyor. Ve ondan sonra mutlu oluyorlar. Onun için çok değişik bir mevzu. Hani o sokaktaki otobüs durağında yan yana duran insanlar gibi düşünün. Hani orada karşılıklı bakışırlar, birbirlerinden elektrik alırlar. Orada da olur, sette de olur, gemide de olur, sokakta da olur. Her yerde. O her yerde her şey olabilir. Ama böyle sette aman şimdi sevişecekler ya da bilmem mi öpecekler, birbirine sevgi dolu bir şeyler söyleyecekler. Bunlar şimdi aman birbirlerini kesin sever diye böyle robot gibi öyle bir şey yok tabii. Olabilir, olmayabilir. Sokakta nasılsa orada da öyle yani. Ama bunun tekniği var işte. Hiçbir şeyi hissetmeyen insanlar var, birbirinden nefret eden insanlar var, kavgalı insanlar da var. Doğal olarak o zaman bu malzeme çantası yanında olması çok avantajlı. O zaman işte gözlerinin arkasını bir şekilde dolduruyor. Ondan sonra belki çok şiddetli... İnsanlar bunu kesinlikle anlamıyor. Anlamaz. Çok şiddetli bir öpüşme sahnesi çıkıyor. Böyle diyor vay falan derler ama onlar belki hiç muhatap olmuyor. Bunlar başardı. Oh, çok güzel. Bunlar güzel tiyolar. En azından gençlerimize buradan örnek olabilirsek ne mutlu bize. Yeni projeler ne Haluk? Yeni proje tabii ki vardır. Dizi geliyor nasipse. Dizi de polisiye olacak. Terörle mücadele eden çocuk şubesine sürgün giden aslında bir polisin hikayesi ve amiri, bayan bir amiri var. Ve benim rotamda bir hikaye. Çünkü gerçekten çocuklarla uğraşıyorum. Çocuklara bir şey vermeye çalışıyorum özel hayatımda. İkisinin bu an ve bu projeyle buluşması, örtüşmesi çok hoşuma gitti. İnşallah hayırlı bir proje olacak. Ramazan'da vizyonda olacağız kısmetse. Ramazan'da. Hı-hı. Yani 9. Evet az kaldı. Yani 2 ay falan. Çekimleri 2 ay falan var. Yani yaza size tatil yok. Yok. Öyle bir şey mi? Yok. Bu yazın böyle bir şey yapamayacağız. Denizmeniz yapamayacağız gibi gözüküyor. Olsun sen çalış. Daha gençsin. Evet. Çalış para kazan derler ya. Çalış para kazan. Haluk bu güzel sohbet için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bize... Heyecanlı oldu. Ama çok güzel oldu. Şey, doğal oldu. Güzel oldu. Sana teşekkür ediyoruz. Gurbetçilerimize son olaraktan gençlerimize daha çok ben her zaman gençler. Çünkü büyüklerimiz zaten bir takım şeyleri görmüş, geçirmiş, biliyorlar. Artık yanlış yapmaya yol yok onlara. Hı-hı. Ama maalesef gençlerimizi bazen üzülüyoruz. Hani mesleklerini yanlış seçiyorlar, yanlış yollara gidebiliyorlar. Senin gibi akıllı bir şeyler başarmış, başaran, başarılı bir insandan bir şeyler duydukları zaman eminim ki şöyle kafalarına bir dank edecek. Yok. Onlara son olaraktan bütün gurbetçilerimize ne söylemek istersin? Hepsi inanılmaz güçlü ve çok enerjik potansiyele sahipler. Ve her zaman, her yerde kendilerine dürüst olsunlar. Yani kendilerine saygılarını hiçbir zaman yitirmesinler. Millet camdan mı atlıyor, siz atlamayın. Herkes sigara mı içiyor, siz içmeyin. İçki mi içiyor? Esrar mı kullanıyor? Siz kullanmayın. Çünkü gerçekten dostsanız, arkadaşsanız, sevgiliyseniz, abiyseniz, ablaysanız, kardeşseniz o zaman arkadaşınıza, ailenize de sahip çıkarsınız. Gerisi yalan olur. Öyle böyle fazla karizma, kabadayı bilmem ne, artist olaylarına hiç gerek yok. Okuyun, 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 okuyun. Çünkü bu ülkede, Türkiye'de bu kadar rahat okunmuyor. İstedikleri dallara da çok iyi okuyamıyorlar. Girmek istediği üniversite dallarına da giremiyorlar. Avrupa'da bu böyle değil. Bunu lütfen kullanın, maddelerden de uzak durun. Öyle televizyonda fasa füso bizim gibi tiplere de özenmeyin. Herkes burada ayakta kalamıyor. Ve size başarılar diyorum ve babanıza, annenize sizi seviyorum deyin. Bunun anahtarı, çözümü burada.